Şimdi Ahmet Özer için 4 günlük bir gözaltı süreci aldıklarını duyuyoruz. Avukatlarıyla da görüştürmediler. Biliyorsunuz 3 aşamalı bir süreçten geçecek. Önce bir emniyet ifadesi olacak. Arkasından savcılık ifadesi, arkasından da sulh ceza hakimliği ifadesi olacak. Böyle bir sıralamayı izlemesi gerekir. Tabii savcılık tutuklanma istemiyle sevk eder ise. Neyse, bu ayrıntılara girmeyelim. Şimdi önce Ahmet Özer kim diye buna bir bakalım. Üzerine konuştuğumuz kişi 1 milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbul'un en büyük ilçesi olan Esenyurt'un belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı ve 6,5-7 aylık bir belediye başkanı. Bunun altını çizelim. Ayrıca Ahmet Özer bilinmeyen bir insan değil. Daha evvel dekan yardımcılığı, dekanlık, rektör yardımcılığı gibi görevlerde akademik yaşamda bulunmuş. GAP Belediyeler Birliği'nde genel sekreter yardımcılığı gibi yerel yönetimlerle ilgili idari görevlerde bulunmuş. Ayrıca yazdıkları makalelerle, kitaplarla, kamuoyuyla düşüncelerini uzunca bir süredir paylaşan bir sosyolog, profesör, doktor ve akademisyen. Şimdi Ahmet Özer'in evine, belediyesine sabah 6'da operasyon çekmek, tabiri caizse en hafif deyimiyle bir itibar suikastidir. Adeta bir kamu iletişim tarzı izleyerek Ahmet Özer'i ve Ahmet Özer'in mensubiyeti bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir itibar kaybına uğratmaya gayret ediyorlar. Bunlar bilindik manzaralardır. Önce bunu söyleyelim. İki, bu Ahmet Özer'i davet etseydiniz, sizinle ilgili bazı iddialar var, bunları konuşmak için savcılığa davet ediyoruz deseydiniz gelmez miydi Ahmet Özer? Hayır, ama o kapı kırılacak, o sabah o iletişim yapılacak, o görüntüler alınacak, servis edilecek ki bunun üzerinden arkadaşlar siyaset yapacaklar. Şimdi bir başka önemli boyut, avukatlarıyla görüştürülmedi. Nihayet avukatlar yanına girmiş, ifade alınıyor çünkü artık buradan itibaren girilmesi zorunludur. Saat 15'e kadar ne yapmışlar Ahmet Özer'i? Esas mesele biraz da burada. Evet, niye Yani sabah sabah 6'da 6'da almışlar aldın. o zaman? Sabah 6'da aldın evden. Saat 7-7.30 gibi yanılmıyorsam Vatan Emniyet'e girildi. Oradan 15'e kadar Ahmet Özer'e ne yaptınız? Eğer yanında avukatı olmadan bir ifade alma girişimi, anket adı altında, bir ön görüşme adı altında bir ifade alma girişimi olduysa, bunun da hukuka aykırı ve iyi niyetle bağdaşmaz bir iş olduğunun yine altını çizelim. Gelelim savcılığın bugün yaptığı, terör soruşturma bürosunun bugün yaptığı basın açıklaması. Terör suçları soruşturma bürosu. İşte bilgi notu önümde. Şimdi bu bilgi notunda dünya kadar söz söyleniyor. Bunların tamamı bir iddia. Daha Ahmet Özer'in an itibariyle hukuki durumu şüpheli. Yani iddianame düzenlenmemiş hakkında. Bir soruşturma süreci başlamamış, bir kovuşturma süreci başlamamış. Peki bu iddiaların tamamının yalan olduğu ortaya çıkarsa, gerçek dışı olduğu ortaya çıkarsa, bunları yazanlar ve kamuoyuna servis edenler bunu nasıl açıklayacaklar? Adeta bir basın bürosu gibi çalışıyor savcılık. Tabii Cumhuriyet Başsavcısının da Akın Gürlek olduğunun altını çizelim. Daha düne kadar Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısıydı ve dilerim. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısına terfi etmesini nasıl sağladı? Anayasa Mahkemesi kararlarına Ağır Ceza Mahkemesi reisi olarak uymadı. Bu açıkça anayasaya aykırı bir eylem idi. Ancak bu eylemi nedeniyle terfi ettirilerek Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı. Peki Türkiye'nin aklına şu soru gelmiyor mu? Ya bir Adalet Bakan Yardımcısı niye sonradan dönüp de yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oluyor ki? Yani Değil ondan mi? başka bu memlekette İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı yapabilecek kimse yok mu? Ya tabii takip ediyoruz, biliyoruz uğraştıkları işleri. Uğraştıkları iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'dur. Ya Bunun bütün altını siyasi çizelim. ceza Hiç böyle... davalarının altından zaten Akın Gürlek isminin çıkması hakikaten artık tesadüf mü Gökhan Bey? Tesadüf değil, bunu herkes biliyor. Yargı camiasındaki herkes biliyor. Hakimler kanunlara ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hakimler hukukun araçsallaştırılmasına izin vermezler. Dosyayı karar verene kadar hakim izler.
Karar verdikten sonra da dosya yaşamı boyunca hakimi izler. Bu saçlarını adliye koridorlarında beyazlatmış hakimlerin, avukatların kendi aralarında çok sıkça konuştukları bir özdeyiştir. Bunu kimse unutmasın. Şimdi bu bilgi notuna tekrar dönelim. Bu bilgi notunda ilginç işler var. Mesela Ahmet Özer'in iletişimin tespiti kararı çerçevesinde dinlenildiği ve fiziki takip yapıldığı söyleniyor. Peki ben soruyorum şimdi. Ahmet Özer'den başka toplamda kaç tane belediye başkanımızı fiziki takiple takip ediyorsunuz ve iletişimin tespiti kararıyla iletişimini dinliyorsunuz ve baz istasyonu kayıtlarına sahip oluyorsunuz? Kaç kişi? Bunu açıklayın. Bu belediye başkanlarından kaçı CHP'li, kaçı DEM'li? Mesela bir tane AKP'li var mı? Bir tane MHP'li var mı? Bunu bir açıklayın da bir öğrenelim. Hele 10 yıl öncesine dayandırılıyor Sayın Günaydın. 10 yıl önce acaba 2014'te AKP'liler kimlerle görüşüyordu telefonda? Gözde Hanım, burada öyle kötü bir Türkçe var ki, bu 10 yıllık meselesini bugün mecliste de açıklamaya çalıştım. 10 yılı neyin paragrafını alacaksınız? Bilmiyorum, önünüzde bilgi notu var mı? Evet. Diyor ki 10 yıl süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişi ile görüştü. Yani sen 10 yıldır mı takip ediyorsun, dinliyorsun, izliyorsun Ahmet Özer'i, yoksa bu 10 yıldan kastın 10 yıl boyunca adli işlem görmüş olan insanlarla ben bunun bilgilerini çakıştırdım ve 694 kişiyi oradan mı buldum diyorsun? Ha. Yani daha savcılığın Türkçesinden meselenin ne olduğunu anlayamıyoruz. Evet. Şimdi buradan şuna gidelim. Eğer Ahmet Özer'i uzun zamandan beri takip ediyorsan ve dinliyorsan, Ahmet Özer'in suç işlediğini iddia ediyorsun ya, bunu Esenyurt Belediye Başkanı olduktan sonra mı yapmaya karar verdin? Yoksa önceden yaptığın dinlemelerde, fiziki takiplerde bunların hiçbiri yoktu da Ahmet Özer bir sosyoloji profesörü Esenyurt Belediye Başkanı olunca mı bu network'ü geliştirdi? Yani bu soruların hepsi havadadır. İlave bir şey daha söyleyeceğim. Bence en temel soru bu, biliyor musunuz? Yani böyle çocuk saflığında sorular sormalıyız meseleyi anlayabilmek için. Hı hı. Türkiye'de 1800 civarında belediye başkanı var. Bu 1800 belediye başkanı içerisinde tek terör soruşturmasıyla gözaltına alınan an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. Bize bunu inandıracaksınız, öyle mi? Yani dolayısıyla bunun yeni süreçte bir alakası yok diyeceksiniz. Bunun İstanbul Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu hazımsızlığıyla bir alakası yok diyeceksiniz. Biz de öyle mi diyeceğiz ve ikna olacağız, öyle mi? Yani gelelim bir başka boyutuna. Hani bu bilgi notu bence nereden tutsanız elinizde kalıyor da bir şey daha paylaşmışlar. Evet. Anlamadığımız bir yer var orada. Bir İmralı detayı var mesela. Evet, iddia şu. İmralı'da Abdullah Öcalan birileriyle görüşüyor. Hı. Kimdir bilmiyoruz o görüştükleri. Evet. O görüştükleri ne diyor ki? Demokratik çözüm sürecinde Ahmet Özer de rol alabilir diyor. İddia böyle. Onlar da kendi aralarında bunu konuşuyorlar. Kendi aralarında bunu konuşurken emniyet bunu duyuyor. Diyor ki Abdullah Öcalan, demek ki Ahmet Özer'i demokratik özellik projesinde görevlendirmek istemiş. O halde bu da örgüt üyesidir. Ya arkadaş, Devlet Bahçeli düzeltiyorum. Abdullah Öcalan senin adını verseydi, bunu demokratik özellik projesinde görevlendirelim diye senin adını verseydi ne olacaktı? Sen de bundan dolayı örgüt üyesi olarak mı bir kaba konacaktın? Bunların akılla, izanla anlaşılır şeyleri yok. Ha bir de bir isimden bahsediliyor. İşte KCK Yürütme Konseyi üyesiymiş, bilmem neymiş. Ya sorarlar, evet. Ahmet Özer açıklar. Ahmet Özer Vanlı. Kartal ailesi de Vanlı. Kartal ailesinden olup da şu anda AKP'de milletvekilliği yapan insanlar da var. Kim kimle nerede görüşmüş? Ya. Gerçekten görüşmüş mü? Bunların içeriği ne? Bütün bunlar soruşturma dosyasının niteliği ve niceliği itibariyle bize bir fikir verecek konular. An itibariyle hiçbir şey bilmiyoruz. Yani an itibariyle ben şu savcılığın bilgi notu dışında hiçbir bilgiye sahip değilim.
Yaşayacağız, göreceğiz.